Bu bölümde istifal babı ele alınacak. İstifal babı derken mesela harece çıktı ama buradan başına bir ist getirerek istahrece yapıyoruz. İstahrece çıkarmak istedi. Baştaki ist istemeyi anlatıyor. Gafara bağışladı, istağfara bağışlanma diledi. Amile çalıştı, isteamele çalıştırdı, çalıştırmak istedi. Ve buradan ismi fail amile kökünden bunu isteameleye çevirdiğimizde müstamil ismi failidir. Müstamel ismi mef'ulüdür. Amileden yapmaya çalışalım. Amile çalıştı anlamında. İsteamele çalıştırdı, istimal etti, kullandı. Yestamilu istimal eder. İstimalen istimal etmek mastar hali. Müstamil istimal eden, kullanan. Müstamel kullanılmış olan. Mesela ma-i müstamel diye kitaplarda geçer. Kullanılmış su. Yani atık su gibi müstamel. Yani kullanılmış, atılmış. Bu baptan Kur'an-ı Kerim'de pek çok kelimeler geçmektedir. Örnekleriyle bunu net bir şekilde göreceğiz. Mesela وَاِذَا اُنْزِلَتْ سُورَةٌ bir sure indirildiğinde enzele indirdi, ünzile indirildi. Ünzilet o da indirildi ama suretün müennes olduğu için bu da müennes geldi. Bir sure indirildiğinde en şu şekilde Eminu billah Allah'a iman edin ve cahidu ma rasulihi ve rasulüyle cihad edin diye bir sure indirildiğinde istezeneke senden izin istedi. Ezine izin verdi. İstezene izin almak istedi. İzin istedi veya daha kısa ifadeyle istezeneke senden izin istedi. Ulut tavli minhum onlardan geniş imkan sahibi olanlar sefere katılmamak için senden izin istedi. Burada ezine istezene, ezine izin verdi, istezene izin talebinde bulundu. İzin almak istedi. Ve başka bir yerde benzeri bir durumla alakalı peygamberimize bir talimat. فَاِذَا اِسْتَذَنُوكَ senden izin istediklerinde لِبَادِ شَنِهِمْ bazı işleri için فَاِذَنْ izin ver لِمَنْ شِئْتَ مِنْهُمْ onlardan dilediğine izin ver. Demek ki istezene izin istedi, ezine izin verdi. Bir başka örnek isteska, saga suladı, saki sulayan anlamında. İsteska sulamak istedi. Su talebinde bulundu. Ve iz isteska Musa, Musa su talebinde bulundu. Li kavmihi kavmi için. Kavmi çölde su yok. Ya Rabbi bize su ikram et diye Hazreti Musa dua etti. Buna istiska deniyor. Yani su talebinde bulunmak. Gafara bağışladı, istağfara bağışlanma diledi. Bununla alakalı Kur'an'da hayli örnekler görebiliriz. Ve zanne Davud'u, Davud zannetti veya anladı manası da verilebiliyor buna. Zan bazen bilgi ifade eder deniyor. Ennemâ fetennâhu, biz onu imtihan ettiğimizi anladı. Festağfara rabbehu, Rabbinden mağfiret diledi. Yani Rabbine istiğfar etti. Yani ondan mağfiret diledi. Yani peygamberlerin de istiğfarı var. Onlar da istiğfarla mükellef. Münafıkun suresinde münafıkların durumu anlatılıyor. Peygamberimize yönelik bir şekilde de deniliyor ki sevaun aleyhim artık onlar için müsavidir. Seva müsavi. Estağfirte lehum onlar için mağfiret dilesen de emlem testağfir lehum veya
mağfiret dilemesen de birdir. Len yağfirallahu lehum, Allah onları asla bağışlamayacak. Burada gafera bağışladı, yağfiru bağışlar, len gelince asla bağışlamaz. Allahu Allah lehum, Allah onları asla bağışlamaz. Allah-u Teala bir kısım insanları methediyor, artı bir özelliklerini söylüyor ve şöyle bildiriyor. وَالَّذ۪ينَ o kimseler اِذَا فَعَلُوا فَاهِشَةً çirkin bir iş yaptıkları zaman. Fahişe, çirkin iş. Yani fahişe kelimesinin Türkçe'de bir çağrışım alanı vardır. Çirkin iş yapan kadın anlamında kullanılır. Burada genel anlamda çirkin iş. Yoksa Türkçe'de zihinde çağrıştığı manada değil. Onlar çirkin bir iş yaptıklarında اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ veya kendilerine zulmettiklerinde, nefislerine zulmettiklerinde zekerullaha, Allah'ı anarlar, hatırlarlar. Festağferu, peşinde istiğfar ederler. Lizunubihim, günahları için. Günahları için hemen peşinde istiğfarda bulunurlar. Burada istiğfara kökünden bunun çekimini rahatlıkla halledebiliriz. İstiğfara, istiğfarda bulundu. İstiğfara, o ikisi. İstiğfaru, onlar. Onlar istiğfarda bulundular. Yakub'un oğulları Hazreti Yusuf'la alakalı hataları olmuştu. Sonunda bunu fark ettiler ve babalarına dediler ki galu ya ebana, ey babamız, istiğfir lana zunubena, günahlarımız için istiğfar eyle. Yani bağışlanmamızı Allah'tan dile. Gale, o da dedi ki sevfe estağfiru lekum rabbi, sonra Rabbimden sizin için mağfiret dileyeceğim. Burada estağfiru nereye geliyor? Neye tekabül ediyor? İstağfara, istiğfar etti. Estağfiru, istiğfar eder. Estağfiru, ben istiğfar ederim. Ektubu, ben yazarım. Ensuru, ben yardım ederim. Aynı mantık, aynı tarz kullanım. Ve günlük hayatımızda estağfurullah, bu tabiri çok kullanırız, estağfurullah, Allah'tan mağfiret dilerim anlamında veya istiğfar ederim anlamında kullanmaktayız. Peygamberimize yönelik işte münafıklarla alakalı, peygamber istiğfar etse de etmese de Allah onları bağışlamayacak, bir benzeri geçmişti ama burada bir farklılık da var. İstağfir lahum evlâ testağfir lahum, ey peygamber, onlar için ister istiğfar et, ister etme. İn testağfir lahum seb'ine marrah, 70 kere de istiğfar etsen felen yağfirallahu lahum, Allah asla onları affetmeyecek. İstağfir, burada istağfara fiilinden emir. İstağfir, istiğfar et. Diğeri la testağfir, istiğfar etme. Unsur, la tansur gibi. Unsur yardım et, la tansur yardım etme. İstağfir, istiğfar et. La testağfir, istiğfar etme. İster et, ister etme, fark etmez. Allah onları bağışlamayacak. Hazreti Yusuf'un hayat macerasından bir sayfa, bir manzara. Züleyha ile o çetin imtihan durumu ve oradan başarıyla çıkıyor. Günaha girmiyor. Ve kadının bir akrabası Yusuf diyor. Hazreti Yusuf'a hitap ediyor. A'rıd an hâze, artık bunu önemseme, bunun üzerinde durma. Sonra da kadına dönüyor. Kadına da diyor ki vestağfiri li zembik, ey Züleyha, sen de günahından dolayı istiğfar et. Burada istağfiri, istağfarayı çektiğimizde istağfir, istiğfar et. İstağfira, ikiniz istiğfar edin. İstağfiru, siz istiğfar edin. Müennese geldiğimizde istağfiri, yani ey kadın sen istiğfar et, o anlama gelmekte. Yani Kur'an-ı Kerim'de değişik görünümleriyle bunlar karşımıza çıkıyor. وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ, onlar istiğfar ettikleri sürece Allah onlara azap edecek
değildir. Azap edici değildir. Burada vahum onlar yestağfirune istiğfar ediyorlar. Onlar istiğfar ettikleri sürece mâ kânallâhu muazzibahum, Allah onlara muazzip, azap edici değildir. Yani demek ki istiğfar Allah'ın rahmetini celbeden bir durum, azabı da kaldıran bir durum. Nuh suresi Kur'an-ı Kerim'deki surelerden birisi, iki sayfalık bir sure ve burada sadece Hazreti Nuh'un kıssası anlatılmakta. İşte Hazreti Nuh orada diyor ki halini Allah'a arz ediyor. Fekultu, ya Rabbi ben dedim ki istağfiru rabbekum, Rabbinize istiğfar edin, Rabbinizden mağfiret dileyin. İnnehu kana gaffara, çünkü o gerçekten çok bağışlayandır. Gaffar, bağışlayan. İşte istiğfar da gaffar olan Allah'tan mağfiret dilemek. Bu baptan başka kelimeler de Kur'an-ı Kerim'de sıkça geçmekte. Mesela Allah-u Teala sahabelere ve sonraki devirde gelecek fatih olacak nesillere şunu vaat ediyor. Va'adallahu allazina amanu minkum ve amilus salihat, Allah içinizden iman eden salih amel işleyenlere vaatte bulundu. Neyi? Le yestahlifennahum fil ardı, onları yeryüzünde hakim kılacak, halife kılacak. Yani öncekilerin yerine hükümran kılacak. Kemestahlefellezine min gablihim, kendilerinden öncekileri yeryüzünde hakim kıldığı gibi. Burada istahlefe, halife kılmak, işte evvelinde birisi vardır, onun yerine geçen halife oluyor. İstahlefe de bunu yapmak. Allah-u Teala onları yeryüzünde hükümran kılacak, daha önce başkalarını hükümran kıldığı gibi. Gerçekten de bu vaat gerçekleşmiş ve Müslümanlar dünyanın hakimi olmuşlardır. Firavun'la alakalı bir durum. Festahaffa kavmahu, Firavun kavmini istihfaf etti. Feata'uhu, onlar da kendisine itaat ettiler. Festahaffa, haffe kökünden geliyor. Baştaki ist, bunu istemeyi ifade ediyor. Yani Firavun kavmini hafif bir hale getirmek istedi. Yani ağırlıkları olmasın, bir şey yapamasınlar. Veya şu andaki ifadelerle söylemeye çalışırsak, kavmini sürüleştirmek istedi. Koyun gibi güdülebilecek bir hale getirmek istedi ve yaptı da bunu. فَاَطَاُوهُ, onlar da kendisine itaat ettiler. Yani demek ki Firavun siyasetinde bu var. Firavun kitleleri sürüleştirmek ister, tamamen kendine itaat eder bir hale getirmek ister. Bize düşen istikamettir. İstigame yestagimu, istikamet buradan gelir. Allah peygamberimize, onun şahsında hepimize istikameti emreder ve şöyle bildirir. Festagim kema ümirte, emrolunduğun gibi dosdoğru ol. Emrolunduğun gibi istikamet üzere ol. İstigame yestagimu, buradan istagim emir olarak geliyor. İstagim, istikamet üzere ol. Kema ümirte, sana emredildiği gibi. Emara, emretti. Ümira, emir edildi, emredildi. Ve bunu çektiğimizde ümirte, sana emredildi. Yani sana emredildiği gibi, nasıl emredilmişse dost doğru ol, istikamet üzere ol. Allah-u Teala'nın icraatlarından ve bize düşen bir görevden bahseden bir ayet. Huve enşeakum minel art. Hazreti Salih kavmine diyor ki o Allah enşeakum minel art, sizi arzdan inşa etti. İnşa, inşaat diyoruz ya. İnşaatta nasıl ki yapıyorsak, Allah da bizi yeryüzünün toprağından insan haline getiriyor. Allah arzdan sizi inşa etti. Yani sizin ham maddeniz toprağa dayanır.
topraktan yetişen bitkilere, onları yiyen hayvanlara dayanır. Yani siz toprağın çocuklarısınız. Nitekim öldüğünüzde de toprağa inkılap edersiniz. وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا Ve sizi orada imara yetkili kıldı. İmar, imar yasası kullanılıyor Türkçe'de. İstamara, amara kökünden imara yetkili kılmak. Sizi imar yapar görmek. Yani insan akıl sahibi. Evet, yeryüzünde yollar yapar, köprüler yapar ve dağları deler geçer. Oralardan yollar geçirir. Bunlar imarla alakalı. وَاسْتَعْمَرَكُمْ ف۪يهَا Orada sizi imara yetkili kıldı. Ümran buradan geliyor. Yani günümüzde medeniyet veya uygarlık denilen şey Kur'an-ı Kerim'de amara kökünden, istamara bu kökten geldiği de söylenir. Ümran bu kökten gelmektedir. Amara kökünden. فَاسْتَغْفِرُوهُ Öyleyse ondan mağfiret dileyin. Onun bağışlamasını dileyin. Bir de istibdal var. İstibdal, bedele bedel. Bedeli Türkçe'de kullanmaktayız. Buna bedel şöyle, bunun bedeli şudur gibi. İstebdele, birinin bedeline bir şeyi almak, istemek gibi, değiştirmek gibi. İşte Hazreti Musa'nın kavmi Allah'ın çok özel nimetlerine masarken, gökten kudret elvası, bıldırcın eti gelirken soğan, sarımsak gibi şeyler istiyorlar. Bunun üzerine Hazreti Musa Gale dedi ki etestebdilune değiştirmek mi istiyorsunuz? Buna bedel şunları mı istiyorsunuz? Ellezi huve edna istediğiniz şey daha edna, daha düşük. Edna'yı da kullanırız Türkçe'de. Edna yani mert olan edna bir hayat için yalana tenezzül etmez. Mesela edna kullanılıyor. Edna olanı değiştirmek mi istiyorsunuz? Billezi huve hayr. Yani hayırlı olanı edna olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Bu şekilde onlara tenkidini bildiriyor. Müslümanların gayrimüslimlerle anlaşmaları olabilir. Ve Peygamberimiz zamanında nitekim olmuştur. Hem ehli kitap olanlarla hem de kitaptan nasibi olmayanlarla, doğrudan ateist olanlarla anlaşmaları olmuştur. Ve Müslümanlar anlaşmalara uymaları gerekir. Allah şöyle bildiriyor. Femestagamu lekum anlaşma yaptığınız kimseler size müstakim oldukları sürece, size dürüst oldukları sürece festagimu lehum siz de onlara istikametli olun. Dürüst davranın. Onlar anlaşmayı bozmamışsa siz de anlaşmayı bozmayın. Bir de bunun tesniye halini göreceğiz. Bu da Hazreti Musa ve Harun'un duaları sonrası bir durumu anlatırken geçiyor. Gale Allahu Teala dedi ki Kad ucibet davetukuma sizin duanız kabul oldu. Festakime öyleyse istikamet üzere olun. Ucibet davetukume her ikinizin de duası kabul oldu. Da've davet. Küme ikinizin. Yani burada iki olarak ifade edilen Hazreti Musa ve Hazreti Harun. İkinizin duasına ucibet icabet edildi. Festakime öyleyse siz de istikamet üzere olun. Bu nasıl geliyor? İstagame, istikamet üzere oldu. Yestagimu, istikamet üzere olur. Buradan emir istagim. Ve emrin tesniyesinde ikiye hitap ederken istagima, ikiniz istikamet üzere olun. Ve hepimizin en fazla okuduğu sure olan Fatiha'da bu baptan bir kelime geçmekte. İyyâke nâbudu, Allah'ım yalnızca sana ibadet ederiz. Ve iyyâke ve yalnızca senden nesta'inu, yardım dileriz. Nesta'inu, istianede bulunmak. İstiane, Türkçe'de en azından bazı kitaplarda var.
istiane yardım istemek anlamında. Allah'ım yalnızca senden yardım isteriz. Bir de müstazaf kelimesi, müstazaf şeklinde Türkçe'de şu an en azından bazı kitaplarda, bazı gruplarda sıkça duyabileceğimiz, görebileceğimiz bir kelimedir. Müstazaf daufe kökünden geliyor. Zaaf, yani zaaf kökünden geliyor. Ve bir kısım insanlar yeryüzünde zaafa düşürülmüş hallerini şöyle anlatıyorlar. Galu dediler ki künne müstazafine fil ardı, biz yeryüzünde hor hakir görülen kimselerdik. Yani böyle ezilen, örselenen, işte kendilerine baskı yapılan kimselerdik. Bu müstazaf olarak ifade edilir. Müstazafine bunun çoğulu. Yani müstazafun, müstazafani, müstazafune. Ama burada künne bu ibareden sonra geldiğinden mansuptur. Mansup olduğundan dolayı da müstazafine şeklinde gelmiştir. Hazreti Şuayb kavmine diyor ki İn uridu illel ıslah mastata'tu. Ben elimden geldiğince ıslah etmek istiyorum. Islah Türkçe'de aynen var. Mastata'tu elimden geldiğince, gücüm yettiğince. Ve Allahu Teala gücümüzün yettiğince düşmanlara kuvvet hazırlamamızı istiyor ve buyuruyor ki ve a'iddu lahum, düşmanlarınız için hazırlayın. Mastata'tum gücünüzün yettiğince, min kuvvetin kuvvet. Ve min ribatil hayl, ve savaş atları hazırlayın. Savaş atları günümüzde uçaklar, tanklar, bunlar da savaş atlarına dahildir. Nisa suresinde yesteftuneke, senden açıklama istiyorlar. Yani istifta, fetva istemek anlamı da var. Ama bunun fetva şeklinde kullanımı zamanla olmuştur. Dolayısıyla açıklama diyebiliriz. Ey peygamber, yesteftuneke, senden açıklama istiyorlar. Fin nisai, kadınlar hakkında. Bir de istikbar. İstakbara yestekbiru, istikbar. Yani kibirlenmek istemek. Kibir, büyüklük. İstekbara, istikbar. O da büyüklenmek istemek. İnnellezîne yestekbirûne an ibadeti, benim ibadetimden böyle kibir sebebiyle geri duranlar, yani gururuna yediremeyip ibadet etmeyenler, seyeduhulûne cehenneme, onlar cehenneme girecek, dâhilin, aşağılanmış bir halde. Allah onların durumunu böyle anlatıyor. Yani azamet-ü kibriya hakka yarar ve Allah'a karşı haşa bir insanın kibir sahibi olması asla söz konusu olmayan bir durumdur. Görüldüğü üzere istifal vezni Kur'an'da sıkça kullanılan kelimelerle dolu ve biz bunun talep manasına geldiğini bilirsek, Kur'an-ı Kerim'deki kullanımına dikkat ettiğimizde sülasi fiilinden hareketle rahatlıkla manasını çıkarabiliriz. Bunların bazısı ismi faildir, bazısı ismi mef'uldür, bazısı tekildir, bazısı çoğuldur, bazısı emirdir, bazısı nehidir. Ama köküne indiğimizde mananın ne olduğunu rahatlıkla çıkarabiliriz.